oldu? Senin ne işin var burada? Bize destek veriyor. Evet, cezalı bir peri olarak bu haksızlığa dur demek için ben de onlara katıldım. Tabii ya, tabii ya. Ben de bu döndü periyi bir yerlerden hatırlıyorum diyorum. Sabahleyin kafeye geçerken Bulut Meydanı'nda görmüştüm onu. Bu o. Hay demek o, demek o. Demek beni perilere af, sihirlere özgürlük diye kandırıp torunumu çalan kadın o. O. Perihan sihirlerimi geri ver. Gidip çileyi geri getireyim lütfen. Çok isterim Duducuğum ama periliçenin kurallarını biliyorsun. Ay başlatma şimdi periliçenin kurallarına. Torununu bulmasına ben neden oldum. Onun için gidip de çileyi ben geri getireceğim. Bak ilk defa senden iyi bir sihir yapmak için izin istiyorum. İnan bana. Duducuğum iyi niyetine inanıyorum ama biliyorsun kuralları çiğneyemem. Bir dakika sen burada bekle. Biz Betüş'le gidip buluruz çileyi. Nereye götürdü kim bilir. O kolye çok güçlü. Döndü peri de çok kötü. Onları bulamayalım diye kendilerini görünmez yapmıştır. Ayol siz cadıların ne yapacağını kestiremezsiniz ki. Ben onlarla çok yakın ilişki içindeyim. Ne yapacaklarını bilebiliyorum, düşünebiliyorum. Kaybedecek zamanımız yok. Hemen gidip çileyi geri getirmeliyim. Ama anne nasıl yapacaksın bunu? Senin sihirlerin yok ki, cezalısın. Tamam Eda'cığım. İşten çıkar çıkmaz seni gelip alacağım. Tamam hayatım. Çıkıp dolaşırız. Tamam. Hadi seni seviyorum hayatım. Bay bay. Yani maşallah tam iki saattir Eda ile telefonda konuşuyorsun. Aşk böyle bir şey dostum. Canım yani ben de Betüş'e aşığım ama bu kadar da fazla canım. Hadi. Kıskanma. Ben. Ben kıskanacağım. ya Allah aşkına. Sen de ben de aynı şeyi düşünüyorsun değil mi dostum? Evet aynı şeyi düşünüyorum. Dün gece kaynanamın bize yaptıklarını, bize söylediklerini. Vallahi Eda bu duruma çok üzülüyor ama ben onunla asla bir daha görüşmeyeceğim. Ben de asla görüşmeyeceğim. Çocuklar sizinle konuşmak isteyen biri var. Girebilir miyim? Sizden af dilemeye gelmiş. Af mı? Dün olanlar için beni affedin ne olur. Bebeğe benim adımı koymayacaksınız diye kıskançlığımdan ne diyeceğimi bilemedim. İnsanın aklında o düşünceler olmasa damatlarını asla öyle hakaret etmez. Anne ne derseniz deyin, bizi sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Sevmez olur mu? Yoksa niye ağlasın? Ağlamış mı? Evet, baksana gözleri kıpkırmızı. Size sevgimden ağlıyorsam namerdim. Çilek için size boyun eğdiğimi ağlıyorum. Hay Allah ya. Ya sahiden ağlıyor ha. Bence affedin. Ay bir de Kendal bana acıyarak bakmıyor mu? Sinirimden geberiyorum. Beni affedebilecek misiniz? Bebeğimize Dudu ismini koymasak da mı? Evet. Ben affediyorum anne. Ben de. Annem çilek için gururunu bir kenara bıraktı. Gözlerime inanamıyorum. Periliçe, izninle senin adına Dudu Peri'yi affediyorum. Bana onun sihirlerini geri gönderir misin? Gördünüz değil mi? Nasıl damatlarımdan özür diledim. Ne fedakar bir anneanneymişim ama. Gerçekten de öyleymişsin. Ben de sana sihirlerini geri veriyorum. Tamam, çileğimi kurtarmaya gidiyorum. Dudu, onsuz geri dönme sakın. Döner miyim hiç? O benim biricik torunum. Anne ne olur ben de seninle geleyim. O zaman ben de gelirim. Hayır, siz burada kalın. Tek başıma halledebilirim. Vallahi ağzım beş karış açık kaldı. Meğer Dudu ne kadar düşkünmüş de çileğe haberimiz yokmuş. İşte geldik çileğe. Doğru döndü peri. Senin ne işin var burada? Nereden çıktın? Anneanne. Ne anneannesi? Evet ben onun anneannesi.
babaannesiyim. Senin çileğin cadı üvey babaannesi olduğunu bilseydim de sana hiç yardım etmezdim. Sen neler söylüyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Sonra sen bizi nasıl buldun? Sihirlerini nasıl geri aldın? Torunumu senden kurtarmak için o şapşal damatlarımdan özür bile diledim. Neyse ki bilinmezlik mağarasına girmeden seni yakaladım. Çilek atla boynuma. Onu sana vermem. Onu bırakırsam sihirlerime af çıkmaz. Bana karşı koymaya çalışma. Sen daha benim kim olduğumun farkında değilsin. Sana af çıksın diye torunuma alet etmene izin veremem. Uzak dur benden. Onu sana vermem. Ben almasını bilirim. Çilek, gel buraya. Sakın yaklaşma. Hayatımıza da bir daha girmeye çalışma. Yoksa seni periliçeye söylerim. Ve ömür boyu sihir yapamazsın. Dur anneanne. Annemin kolyesi onda kaldı. Tamam. Of, Perihan teyze nerede kaldı bunlar? Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok şekerim, gelirler birazdan. Hiç merak etme. Merak etme. İşte canımdan çok sevdiğim torunum karşınızda. Ay canım kızım. Yani hiç geri gelmeyeceksin sandım. Meğer biz sana ne çok alışmışız bir tanem. Canım torunum benim. Söyleyin bakalım, başıma o kadar çok şey geldi. Torunlarınızın içinden en çok beni mi seviyorsunuz? Yoksa Eda teyzemin doğuracağı bebeği mi? Çilek, sen hala uyumadın mı? Yoksa yattığından beri kendine masal mı uyduruyorsun? Çok güzel bir tane buldum ama sonunu pek beğenmedim. Hadi gel bize de anlat. Hem annemler de geldi. Aa, ne zaman geldiler? Oho, sen kendini masala iyice kaptırmışsın. Gel hadi. Dur dur, kuzenimizin adını ne koymuşlar? Söylediler mi? Evet, tahmin et. Toprak. Aa, nereden bildin? Aa, öyle mi? İnanmayacaksın ama masalımda gördüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.